Cumhurbaşkanımızın seçim beyanamesinde böyle gözüme tak diye çarpan yer yürüne bilinir şehirler. Eğer bir şehirde insanlar güvenle yürüyemiyorsa zaten o şehir bütün sorunlarını bir tarafa bırakın. Bunuyla insan ömrünü törpülüyor. Bakıyorsunuz hepimiz çocuklarımızı servislerle göndermek zorundayız. Benim çocuğumun okulu. 500 metre mesafede yürüyebilir, bisikletiyle gidebilir. Her yani bir evet. skutura binip gidebilir. Ama yok. Bisiklet yolu yok. Yürüne yürüyemiyorsunuz. Trafik, kuralsızlık, her gün artan İstanbul trafiği. Yani 500 metrelik yola çocuğu servise veriyorsunuz. 45 dakikada gir, gidiyor. 45 dakikada bazen 1 kilometrelik yol 45 dakikada öğrenci servisinde öğrencinin geçirdiği bir süre. Bir de şu durumda yok mudur? Pınar Hanım? bir anne olarak soruyorum size yani siz annesiniz. Özellikle tabii ki bu saydıklarınız da var ama bir de güven meselesi var ya. O zaten bir de o var. Yani çok e, erken saatler. Çok erken saatte çocuklar gittiğinde hava kararmış, daha aydınlanmamış Kalmamış. oluyor. Geldiklerinde zaten hava kararmış oluyor. Yani İstanbul, metropoller, şehirler lütfen bir an önce hepimizin ister anne olun olmayın yaşlı genç herkesin biraz daha bakın demiyorum tamamen güvenli hale Tabii gelecek ki. ama her geçen gün bakın İstanbul'u eleştirdiğim nokta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde 4 yıl boyunca siz eğer böyle bir motor düşünün ısınmış 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 onu birazcık soğutursanız o soğumanın getirmiş olduğu e, gerileme 20 yıla mal oluyor bir şehir hayatında. 4 yıl boyunca keşke Sayın İmamoğlu biraz daha İstanbul'u önceleyen bir e, siyaset Ketleşmiş. demeyeyim de bir iş pratiği Hı. içinde olsaydı eminim biraz daha şu an biz yaşadığımız trafikte kalma süresi olsun, diğer kentleşme, sağlıklı kentleşme, işte deprem dayanıklılık vesaire bütün bunlarla ilgili bir nebze daha e, ilerlemiş olsaydık inanın bugün ben kendisini e, daha az eleştirirdim. Ama ne yazık ki İstanbul 4 yılda stabil kaldı ilerlediyse bile İstanbul'un o artan nüfusuna her gün 500 diyorsunuz evet. aracın girdiği trafikteki yoğunlaşmaya e, baktığınızda trafikle mücadelede aynı ivmeyi e, sağlayamamışsınız kentleşmede, sağlıklı yapılaşmada, depreme dayanıklılıkta vesairede, e, kentsel dönüşümde bütün bunlarla ilgili aynı hızda ilerleme sağlayamamışsınız. O yönüyle ben gerçekten İstanbul'da yaşayan biri olarak kim hizmet noktasında böyle dört başı mamur bir belediyecilik anlayışı önüme koyarsa, Gerçekten. Can alıcı konularda hiç, eksiklik varsa bir de tabii ki farklı tabii ki olacak. hiç bu ıı, ideolojik bakmayacağız. Evet. Ben kendi adıma söylüyorum. İdeolojik bakmam. Bu kadar da bencil olamayız. Bu şehir bizden sonra bizden sonraki nesillere ve diğer nesillere kaldığında en azından yani bu nasıl bir e, kaos? E, biz burada ne yapıyoruz diye insanlar birbirlerine girmesin. E, gerçekten yoksa başka türlü çözemeyiz. Şu an Baktığımda e, yani Sayın Murat Kurumla Sayın İmamoğlu arasında e, bence Murat Kurum bir teknokrat e, ve bir teknokrat olarak evet siyasetten de gelen biri ama e, gerçekten bir işi dört dörtlük nasıl yapacağı konusunda çok daha e, güven veren bir hali var. Bunu da çok iyi kullanıyor. Proje açıklamaları olsun ve e, seçim beyannamesinde İstanbul evet. vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın şu an İmamoğlu bu anlamda e, o popüleritesini e, ve karizmasını e, doğruya doğru bir farklı bir karizması var, buna çok güveniyor gibi bir hava yaratıyor. E, yine İstanbul'u genel siyasetin ve ulusal e, anlamdaki o sempatik e, şeyine biraz güveniyor ama ben İstanbul'un 31 Mart'ta e, çok da oraya bakmayacağını düşünüyorum.